Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler diliyorum. Uzun süredir ama çok uzun süredir Ertan abiyi ikna etmeye çalışıyorum. Siz deyin ki bir ay, ben deyim ki bir yıl, bir başkası iki yıl desin. Yani bu kadar uzun süredir uğraşıyorum. Evet Ali. Sesim geliyor herhalde, değil mi? Evet abi, sesin geliyor. Evet abi, sonunda ikna ettim, ekrana çıktınız. Evet, ben yurt dışındaydım biliyorsun ama sana söz verdim muhakkak olacak diye. Fakat bu ara konferans falan çok yoğun olduğu için dedik ki biraz daha uzasın derken dedim bu akşam kabul etmezsek bir daha yapamayacağız, onun için yapalım bitsin. Abi çok te öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Gerçek TV Hoş bulduk. izleyicileri, yayını beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Abi ben seninle böyle kişisel sohbetler yaparken bu dünyayı kimler yönetiyor? Belki herkesin sorduğu ve herkesin önemsediği bir şey. Tabii farklı yanıtlarınız var, farklı konuşmalarımız da var ama izleyicilerimiz açısından söyleyeyim. Gerçekten dünyayı eksantrik, yani böyle gizli bir yapı yönetiyor mu? Bir gizli yapı mı var yoksa görünürde merkez abi? Yani şimdi aslında kime göre görünür de onu konuşmak lazım. Yani normalde dünyayı gerçekten bir üst akıl yönetiyor. Biliyorsun Türkiye'de bir üst akıl diye bir kelime koyduk ortaya. Şimdi herkes kullanıyor, üst akıl gelsin, üst akıl gitsin ama gerçekte bu üst aklın kim olduğunu bilen sayısı hemen hemen yok kadar az. Türkiye'de zaten yok öyle bir yapı da. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela şeyde görüyorum, televizyonlarda görüyorum, YouTube'da görüyorum filan. Para babalarının dünyayı yönettiğini iddia eden tipler, arkadaşlar, bildiklerini salanlar var. Şunu söylemek lazım Ali. Para babaları yalnızca çanta taşıyan insanlar. Çantacılar yani. Çok net söylemek gerekirse. Dünyayı yöneten üst akıl gerçek anlamda IQ'su çok yüksek olan insanlardan oluşan ve bir kişi veya şahıs değil. Bu bir kurum. Bir kurum tarafından dünya yönetiliyor. Şunu aktarmakta hep yarar var. Belki de bu kurumu oluşturan yapı 200 kişilik bir yapı. Bu yapının şu anda merkezi, tabii merkez diye bir şey söylemek çok yanlış olur. Çünkü bu yapının hani dünyanın hepsine hükmetmesi için yerleşik bir yeri yok ama hani bir adres verilecek olursa Washington DC'de bir adres verebiliriz. Yani 1733 numaralı bir kapıdan bahsedebiliriz Washington DC'de. Nedir o bunlar 1733 no'lu kapının anlamı ne abi? Özel bir simgesel bir şey mi? şöyle söylemek lazım. Şeye baktığınız zaman yani İngiltere'ye baktığınız zaman yine bir kapı var. O kapıda da yine benzer bir numara yazıyor. Bu İngiltere büyük locadan bahsediyorum, Mason locasından. Ama burada Masonluktan bahsetmiyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bahsettiğim yine yapı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük Mason yapısıdır. Onun kapı numarası da 1733'tür. Çok hani söyledin, açıklamış olayım ben de bunu. Yani O şöyle bakacaksın. Burada numaradan bir kurum veya kurumdan bahsettim. Kişiler yok Ali. tamam Yani abi, Ali Ertan gibi isimler yok orada. Oradaki bu isimler devamlı başka değişiyor. kişiler de var mı Ertan abi? Yoksa Efendim? iki yerde mi? O kapı numarası başka ülkelerde de Hayır, var mı? hayır. Şu anda Londra'da olan konu başka bir yerde. Yani o artık çok eskide kalmış durumda. Şu andaki gerçek Ali abi. merkez Washington DC'de bulunan, eğer bir adres soracak olursak, Washington DC'de olan yapıdan bahsediyorum. Şöyle de söyleyebilirsin hani buna. Yani benim Türkiye'ye Albert Pike'ı çok tanıtmıştım. Belki sen de bilirsin bunu. Albert Pike'ın da Mozelesi'nin olduğu yer, o bina. Burada ne yapılıyor?
Burada kararlar veriliyor dünyanın yönetimiyle ilgili. Ama küçük kararlar değil. Yani burada senin şu anda kamerayı kullanan arkadaşın veyahut da senin şoförünün kendi içinde vermiş olduğu, basitçe anlatmaya çalışıyorum ki çok iyi anlamak için. Kendi kararları çok önemli değil. Dikkat edelim buna. Yani adama bir maaş veriyorsun, asgari ücret veya biraz üstünde. O adam kendi harcamalarını yapabiliyor. Bunlar çok önemli karakterler değil. Bunlar dünya liderleri de dahil bu işe. Benzetmeyi onun üzerinden yaptım. Yani burada daha çok dünyanın gidişi, bundan sonra ne olacağı, nasıl bir şekil alacağı, nasıl bir teknolojiyle tekrar yorumlanacağı ve insanların davranışları dahil olmak üzere hepsinin belirlendiği yerden bahsediyorum ben. Şimdi para babalarıyla ilgili çantacılar dedin. Evet, Türkiye'de de. Yani bunlara da isim verelim istersen. Rothschild'ler çok büyüktür. Dünyayı evet, şöyle hoplatır moplatır. Bu kavram biraz yanlış bir kavram. Yani paranın anlamına baktığınız zaman paranın anlamı şöyle. Yine basit anlatayım. Yani işte asgari ücretle geçinen veyahut da bir öğrenci için bir simit büyük bir para olabilir. Senin için bir simitçiyi satın alabilirsin. Yani o tezgah var ya. Bir başkası için simit dükkanlarını alabilirsin. Bir başkası için ise tüm yiyecekleri üretebilir, alabilir. Yani dolayısıyla para kavramıyla bir şeyi düşünmeye başladığımız zaman o zaman bu işin felsefesinden uzak kalırsınız. Para yalnızca insanların kullandığı bir araç. Üst aklın kullandığı bir araç değil. Üst aklın insanları yönetmek için kullandığı bir araç. Şimdi aynı şeyi tahmin ediyorum. Ülkelerdeki yöneticiler için, ülkelerdeki devleti yönetenler için de aynı şeyi söylüyorsun. Evet, yani şöyle bakabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının çok önemli olduğunu söylüyor sistem, değil mi Ali? Yani bize öyle anlatıyorlar. İşte her yorum yaparken, televizyonlara da bak, yorum yaparken ellerinde hani çomaklar olan bir arkadaşlar Biden üzerinden, Netanyahu üzerinden yorum yapıyorlar. Ya doğru da Putin mu? Üzerinden. Veyahut da Putin üzerinden. Biraz sonra Putin'e de değiniriz belki. Şimdi eğer ki bunlar bu kadar önemliyse niye 4 tane Amerikan başkanı öldürüldü? Ve kim öldürdü? Önemli bir soru bu. Yani bu kadar önemliyseler. Bahsettiğimiz Biden yani çok tabir caizse çişini tutamıyor. Bahsettiğimiz Kennedy öldürülen, Abraham Lincoln öldürülen, Kennedy dediğiniz adam yani dönemin en güçlü karakteri. O bile yok edilebiliyor sistemde. Onun için herhangi bir ülkenin, herhangi bir liderinin öldürülmeme sebebi olabilir mi? Veyahut da yok edilmeme sebebi olabilir mi? Bir zamanlar bize Kaddafi'den, Saddam'dan bahsediyorlardı ve şu anda hatta Hitler'den bahsediyorlardı. Dünyayı 60 milyonun ölümüne sebep olduğunu söylüyorlardı ve şu anda hiçbiri yok sistemin içinde ve hepsi öldürüldü. Yani şöyle bakabilirsin Ali, liderler hani hangi lider olursa olsun benim baktığım referanstan konuşuyorum. Liderler de bir şekilde bir yönetici üst akıl tarafından. O zaman yani derkinden... şimdi hani Türkiye'den bir örnek verelim mi? İster misin? Tabii ki abi. Türkiye mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile arasının kötü olduğunu söylüyor değil mi sistem? Evet mi? Evet abi. Tamam. Sesli olursan duyamıyorum tamam, bazen. Tamam abi. Tamam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile eğer gerçekten kötüyse Ali. Bak gerçekten kötüyse. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda borcu yani borcu tahminen 27 trilyon dolar. Eğer ki borcunun yani 1/30'unu
Türkiye'ye verirse Türkiye uçar. Yani Türkiye'nin gayri safisi 850 milyar dolar falan gibi. Doğru mu? Evet. Şu anda hani dolar indi çıktı. Hani ortalama bir rakam söyleyelim diye söylüyorum. Konuşalım diye söylüyorum. Dolayısıyla veyahut da tam tersi sevmiyorsa 1 trilyon doları basarsın ve ülkeyi yok edersin. Çünkü ülkedeki tüm karışıklıklar ekonomik devam eder. Yani bugün senin evin şu anda çok mutlusun evinde. Yani işte iyi kötü ekmek götürüyorsun, bir problem yok. Bir gün ekmek götürme bakalım, problemler başlayacak mı başlamayacak mı? Dolayısıyla bu sistemler ekonomi üzerinden insanları yönetmek için tasarlanmış sistemler. Onun için elimizde kredi kartları, onun için elimizde moda diye hani devamlı bize bir şekilde empoze edilen fikirler ve hemen ardından bize devamlı kapitalizmin sunmuş olduğu olanaklardan bahsediyoruz. Bir kadının şeyini açtığınız zaman ayakkabılığını yani yüzlerce demeyelim de onlarca ayakkabı görüyoruz değil mi? İhtiyacın olmasa bile. Belki senin için de geçerli yani işte bu kadar mont, bu kadar tişört veyahut da ya şu arabayı da alsam filan gibi şeyler. Oysa ki insanın hayattaki en önemli hani davranış şekli geçinmekle ilgili olan kavramın aslında tüketmekle ilgili değil, var olmakla ilgili. Doğru değil mi? Var olacağın objeler nelerdir? İşte iki tane ayakkabı alırsın kışlık yazlık. Yani ama biz diyoruz ki yine mi o aynı ayakkabıyı giydin falan değil mi? Hani sohbet aynı gömleği mi giyiyorsun, aynı tişörtü mü giyiyorsun, aynı arabayı mı kullanıyorsun? Yani ben şöyle söyleyelim, herhalde bir 2008'den beri aynı şeyle kazakla televizyona çıkıyorum. Çünkü bu sistemin içinde yok olmaya başladığın zaman her şey değişir. Tabii bu sistem şöyle şeyler de kullanıyor. Akıl oyunları, astroloji, hemen bize geliyor UFO'lar değil mi? Önümüzde devamlı öyle şeyler var. Bir kahinler, devamlı bir kahinlerin dünyamızda bir şekilde ilgi odağı olduğu yapılarla konuşuyor. Bunların hepsini gizli örgütler kullanır. Ali, nasıl kullanır? Şöyle bakalım. Mesela aslında 1911 ile doğmuş, 1996'ydı hatırlıyorsam tarihi, ölen Vangelo Gusterova var. Asıl ismi bu olan, yani bizim Baba Vanga dediğimiz kadın. Baba Vanga, şöyle bakabilirsin. Tabii bu kadın bir Bulgar. Ve Kuzhuv diye bir Bulgaristan'da dağ var. Yani 1911 Bulgaristan Osmanlı'ya ait. Yani bizim doğduğu dönemler Osmanlı toprakları. Ve bu kadın bir bitki uzmanı. Daha sonra kendisini paranormal yeteneklere sahip olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu kadın çocukluğunda bir şimşek çarpıyor ve gözleri kör oluyor. Ve ondan sonra da paranormal aktivitelerin olduğu söyleniyor. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bir sistem yöneticisi olsaydın, bu soruyu ben sorayım. Ve bu sistemin içinde deseydin ki insanların akıllarıyla oynayalım. Yani bir sonraki Baba Vanga bize öyle bir şeyler söyledi ki bir sonraki olayda bunlar olacak. Ve bunları da biz olacaklarını bilsek zamanıyla. Bir de kain çıkartsak bunları bize söylese. Ve Baba Vanga diyor ki ben İkinci Dünya Savaşı'nı gördüm. Ve aynı Bulgar istihbaratı aslında KGB'ye bağlı olarak Baba Vanga diye bir tipleme oluşturduklarına inanıyor. Kim inanıyordu? Atanirun rahmetli. Onunla biz bu konuda Baba Vanga konusunda çok araştırma yaptık ama buna Nostradamus'u koymayabiliriz bu hani kullanılan insanlar içinde. Tabii ki gizli örgütler o dönemde var veya krallıklar veyahut da yöneticiler var. Bu sistemleri hep kullanırlar. Ama bu kadın nedense meme kanseri olduğunu bilmiyor.
Hani ilginç değil mi? Kendisini bilemiyor abi, dışarıdakilerini biliyor. Tabii. Güzel. Şimdi şöyle, baba ben hani de 2024 kehanetleri şu anda çok konuşuluyor. Her sene konuşulduğu gibi. 2024'te 4 tane öngörüsü var. Bir, Putin suikastı. Putin'in suikaste çok önce uğradığı söylendi. Nereden söylendi? Biz geçen gün çok sevgili, önemli isim vermeyelim belki istemeyebilir, önemli bir gazetenin genel yayın yönetmeniyle konuşurken dedi ki, ya Putin öldürülmüş biliyor musun dedi. Ben de The Economist'in Putin kapağını paylaştım dostlarla. Putin dedim öldü mü yoksa yeniden diriliyor mu? Ve şöyle bakacaksınız, o The Economist'in kapağına baktığınız zaman Putin'i bir savaş makinesi, aslında kendisinin de bir makine olduğunu gösteriyor. Yani bu işlerde şöyledir Ali. Sistemi yönetenler, sistem yani üst aklın işine gelene kadar ölmezler. Bu kadar nettir bu iş. Putin ölmüş olsa da, suikaste uğramış olsa da bir şekilde muhakkak hayatta kalır. Düblörleri girer, o girer, bu girer devreye ve biz bu hikayeyi hep yaşamaya devam ederiz. Tabii Baba Vanga'nın 2024'ün kehanetlerinin ikincisi, Avrupa'da terör saldırılarında bir artış bekleniyor. Ve yine üçüncüsü biyolojik saldırılar ve dördüncüsü ise büyük ekonomik kriz. Ali. Evet. Tabii şöyle bakmak lazım. Hani Putin neyi temsil ediyor dediğiniz zaman, Putin ve Biden iki tane lidere baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz sistemde. Bunlar yalnızca iki kurumun şu andaki bize sunulan kişileri. Yani biz karar veriyoruz, biz yapıyoruz. Putin güçlüydü, öyleydi, böyleydi. Tabii ki güçlü olabilir. Ama unutmayın, ondan daha güçlü adamlar vardı değil mi? Mussolini'yi hatırlıyor musun? Evet. Ters astılar adamı. Hitler'i hatırlıyor musun? Çok güçlüydü. İntihar etti sevgilisiyle beraber. İntihar etti dediler. Kendini yaktığını söylediler değil mi? Öldükten sonra yaktılar cesedini. Dolayısıyla insanoğlu güçlü değildir. İnsanoğluna bir güç atıfta bulunursak ve ona güçlü diye bir şekilde, hani çok güçlü diye baktığımız zaman bugünü konuşuruz. Tarihi değil. Bilmem anlatabildim. Evet abi, şimdi bu anlattıklarından yola çıkarak, yani dünyadaki liderlerin ölmesini istemedikleri sürece, bu üst aklın onların ölmeyeceğini, ölseler de yerine farklı aktörlerin, benzer aktörlerin sokulabileceğini söyledin. Ama buradaki bu üst akıl ölmüyor mu? Onların yerine kimlerin geleceğini kim belirliyor? Kendisi çok güzel bir soru bu. Biraz önce söylemeye çalıştım, eksik kalmış demek ki. Şunu söylemek lazım. Bak, biz Putin dediğimiz zaman Rusya'nın sanki Putin tarafından yönetildiğini sanırız. Diğerlerinin hepsini yok saydım. Rusya oysa ki Gorbaçovlar, Putin, yani Putin gibi insanları hep üretti ve üretmeye devam edecek. Dolayısıyla burada asıl olan, üst akılda da asıl olan kurumun kendisidir, isimler değil. Bak, eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kişiler, yani Süleyman Demirel, Ecevit Erdoğan gibi kişiler üzerinden okursak yalnızca kişileri okuruz. Türkiye Cumhuriyeti bir kurumdur. Ve bu kurumlar tarafından yönetilir. Yani hatırlıyor musun? Uzun da olsa, yani Ecevit'in en son dönemini, yani o güçlü Ecevit bir anda güçsüz bir Ecevit'le, hatta yürüyemeyen, konuşamayan bir Ecevit'le. 99-2002 arası. Tabii. Süleyman Demirel, ben doğduğumda Süleyman Demirel vardı. Yani işte bir 20-22 yıl Süleyman Demirel hikayesi, belki daha fazla, 30 yıl
Süleyman Demirel hikayesi izledim ben. Şu anda Süleyman Demirel'i konuşmuyoruz. Ama buranın ismi Türkiye Cumhuriyeti. O değişmedi. Dolayısıyla üst akıldaki yapıda insanlar Ali. İnsanların hiçbir önemi yok. Sistem konuşur orada. Yani biz üst akıl şöyle yapıyor. Kendini gizlemek için uzun bir süre bu benim çantacılar dediğim Rockefeller, Rothschild gibi insanları hep kullandılar. Yani bir baktık işte devrim yapan veyahut da renkli devrimleri destekleyen insanlar gördük değil mi? Ve unutma ki üst aklın içindeki insanların sözcüleri devamlı değişir. Bunlardan bir tanesi dün ölen Kissinger'dı. Çok önemli bir üst akıl lideriydi o. Ama yani sözcü olarak kullanıldı. O 200 adamdan biri miydi? Hayır, 200 adamdan birisi değil. Sözcü dedim farkındaysan. Anladım. Ama hani sözcüler de genellikle grubun içerisinden çıkarlar ya. Yani şöyle olabilir. Grubun içinde bir süre olmuş. Yani burada onlardan biri miydi demek kurumu yok saymak gibi bir şey oluyor. Yani onların hiçbir önemi yok. Onlar kişi. Bak Kissinger, işte Nixon döneminden yani bugüne kadar ben kendisini çok yakından takip ettiğim için söylüyorum. Sisteme gerçek anlamda sistemi etkilemiş insanlardan biri. Ama karar vermiş değil. Şimdi buradan merak ettim. Şimdi Ertan abi. Evet. Benim merak ettiğim olan şu, yani dünyada işte güçlü ülkeler var, zayıf ülkeler var, bizim gibi ülkeler var. Yani işte ABD'de Biden var ama kendisinin farkında dedi. Bu isimleri hepsini saydığımızda dünyadaki liderleri ve iktidarları ve devletleri ve ülkeleri, hükümetleri. Bunlar üst kurumu bilirler mi? Bir daha sesin bana çok az geliyor Ali. Bir daha tekrarlasana. Sonunu söylesen yeter. Dünyadaki liderler. Ülkeleri yönetenler, devlet yöneticileri bu üst kurumu bilirler mi? Yani farkında olurlar mı böyle bir sistemin olduğunu ama üst kurum hiçbir zaman kendini deşifre etmez. Yani belki dünyada tek bunu söyleyen kişi benim, başka yok yani. Öyle işte tahmin. 1733 numarada olduğunu söylüyorsun, deşifre ediyorsun. Evet, evet, 1733 kapı numarası, işte Washington DC. Tamam, yani sen biliyorsan bunu deşifre etmişsen. Hayır, yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bunu söyleyen tek adamım dünyada. Başka yok ki. Onu söylemek istiyorum. Ben bunu yani herhalde bir 5-6 yıldır tekrarlıyorum. Televizyonlarda da çok deşifre ediyorum. Yani bunun farkına varanlar varmış oluyor, farkına varmayanlar da hikaye gibi izliyor. Bir şey konuşurken muhakkak sağlaması yapılmalı. Sağlaması yapılmayan hiçbir iş doğru olamaz. Matematikte de öyle, sosyolojide tabii de öyle. Tabii sağlaması olması lazım. Yani kesin. Ters işlem yapacaksın hep. Şimdi buradan yola çıkarsak, izleyicilerimizin soruları da var ama onları da biraz sonra alacağım, vereceğim, yine soracağım size. Hatta şey soruyorlar, 1733'ün özel bir anlamı var mı? Yani 33 masonlukta en üst derece, 17'de kapı numarası. Masonluk geliyor yine o zaman 33 en üst derece olunca. Tabii tabii, eninde sonunda. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim Ali. Biz masonluğa baktığımız zaman, bu arada ben mason değilim biliyorsun sen. Çünkü o bir alt kuruluş. Önümüzde masonluk diye sunulan şey, mason yani bahsettiğim 1733 daha büyük bir yapı. Ama bir mason temple sonucu olarak, tapınak yani. Şöyle bakmamız lazım sisteme. 1733'teki herhangi bir yapı dünyanın kaderini belirliyor. Ama neyle? Bak masonluğun asıl amacını söyleyeyim ben sana. Masonluğun asıl amacı bilginin sahibi olmaktır. Hangi bilgi? Şu anda var olan bilgiyi düşün. İnsanlığı, medeniyeti var eden bilgi. Dünya kaç kere yok edildi Ali, biliyor musun? 8 kere o veya bu sebeple göktaşı düştü.
işte süper volkan patladı. Atıyorum, medeniyetler çok yükseldi, kendileriyle kavga ettiler, tekrar başladı. Şimdi artık gına gelmiş durumda bir sisteme. Çünkü her seferinde baştan başlıyor. Dolayısıyla Masonluğun asıl görevi bilgiyi insanoğlunun bir daha sıfırlandığı noktada kaldığı yerden devam ettirmek. Başka bir sebebi yok aslında. Yeniden başlamamak. Yani yeniden başlamak, hani Einstein'ın bir lafı vardır ya, hani 3. Dünya Savaşı'nı biliyorum ama 4. hani nasıl çıkacağını biliyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda kesinlikle taşlar, işte mızraklar, sopalar kullanılacaktır meselesi. Çünkü Einstein da tekrar sıfırlanacağını söylüyor. Masonluğun görevi bu. İnsanlar bundan daha çok şöyle yapıyorlar. Yani algı, yani Türkiye'deki masonlar da dahil olmak üzere. Biraz masonluk değil de Türkiye'deki biraz fasonluk diye bakmamız lazım. İşin ruhunu bilmedikleri için. Daha çok bir kardeşlik, işte kişisel gelişim platformu gibi bakıyorlar ama bu hani çok yanlış bir şey, inanç şekli veyahut da. Şimdi Türkiye için çok önemli şeyler var. Ali, madem senin programındayız, böyle sohbet de ediyoruz. Ben Türkiye'de 5 tane noktanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum sana. Jeopolitik olarak ve siyasi olarak. Bunlardan bir tanesi Kerkük. Osman Pamukoğlu yeni kitap çıkarttı Kerkük olarak, Kerkük diye. Yani herkese tavsiye ederim. 13 Aralık'a da dikkat çekiyor. Ben de aynı şekilde. Kerkük muhakkak ve muhakkak Türklere verilecektir. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda çıkacak bir dünya savaşına hazırlık yaparken bölgede bir barış istiyor, hızlı bir barış istiyor. Bölge dediğimiz bizim bölgemiz, yani Mezopotamya bölgesi, Sahra Üstü Afrika, Arap Yarımadası ve Kavkaslar da dahil olmak üzere. Fakat şimdi konuya istersen baştan başlayalım. Böyle aradan girmiş olduk. Ben de hani sen de burada bana biraz soru sorarsan ben çok... Soracağım hani... abi, şimdi tabii bu Kerkük Dünya Savaşı, ona hazırlık, bir barış adası istiyor bölgede dedin de, dünyayı 200 kişilik bir kurmay, bir üst akıl, üst merkez yönetiyorsa, bir kurum yönetiyorsa, kim kimine ve tüm ülkelerin liderlerinde kontrol ediyorlarsa, kim kiminle savaşacak, kimin kiminle savaştıracaklar ve neden diye sormak. Tamam, şimdi buradan başlayalım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biliyorsun Tapınak Şövalyeleri, Jacques de Molay'in yakılma hikayelerini filan, hani bu konuları bildikleri için bir daha aktarmayayım. Paraları bir yere emanet ettiler. Şu anda paraların emanet edildiği yer Amerika Birleşik Devletleri'nde Rockefeller'da, bu tarafta ise İngiltere kaynaklı da Rothschild'lerin elinde. Ve bunlar parayı ele geçirdiklerinde her insanın ve her kurumun yaptığı gibi sistemi de yönetmek istediler. Anlaşıldı mı? Yani dolayısıyla kurumu tanımadılar. Kurumun ihtiyacı vardı onlardan, onların çantacılığına. Dolayısıyla bunlar çantacı olarak parayı alınca sandılar ki kurumu yok etmek. Amaçları kurumu yok edip dünyanın liderliğine soyunmak. Fakat kurum buna izin vermedi. Kurumun izin vermediği nokta neresi diye konuştuğumuz zaman 2. Dünya Savaşı'nı başlattı kurum. Hitler gibi bir karakter çıkarttı ortaya ve bu 2. Dünya Savaşı'ndaki asıl amacı söylüyorum ben sana. Asıl amaç 1. Dünya Savaşı'nda güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere'yi yok etmekle ilgiliydi. Bu yok etmek isteyen yapı da Amerika Birleşik Devletleri merkezli, Pentagon'un da işin içinde olduğu yapıdır. Anlatabildim mi? Farklı bir denklem anlatıyorum senin programında bak. Tamam. Dolayısıyla şu anda da var olan tüm savaş dünyadaki
Bak dikkat. Dünyada var olan tüm savaş Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındadır. Yani üst akılla City of London dediğimiz paranın elinde tuttuğu yapı arasındadır. Diyebilirsiniz ki ya olur mu öyle şey? Hadi sağlamalar yapalım. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'nda hiçbir zaman savaşa girmedi. Sonlarına kadar. İngiltere'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde desteklemiş oldu. Hatta biliyorsunuz bunları kitaplarda veya internete yazdığınızda da görebilirsiniz. Petrolünü verdiği, teknolojisini verdiği bir yapıyla Hitler'i büyüttüler. Ve Hitler günde 1500 tane uçakla Londra'yı bombalıyordu. Bu ne demek biliyor musun? Bir İngiliz gökyüzüne baktığında yalnızca çelik görüyor ve başına düşen bombalar. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ne defalarca bu savaşa katılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde yapmış olduğu kamuoyu yoklamalarında biz bu savaşa girelim mi? %98 Ali hayır cevabını aldı. Ne zaman ki bombalamalar arttığında Churchill denilen adam pes ederek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'in yanına Kanada açıklarında bir destroyer'ın içinde bir toplantı yapıldı ve Roosevelt'in kelimesi orada çok önemlidir. Der ki Birinci Dünya Savaşı'nın kazananı siz oldunuz. Her zaman bizi çağıracak, yardımımıza koşacak adam değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi biz olacağız. O zaman biz bu savaşa gireriz dediler. Ve bir baktık bu onaydan sonra garip ama Pearl Harbor'da bir baskın oldu değil mi? Bu baskının hemen ardında Amerikan kamuoyunda yapılan aynı anketler %98 biz de bu savaşa girelim diye çıktı. Şimdi sağlama yaparak başka bir akıldan dünyayı okursak bize sunulanın dışında bakarız dünyayı. Programın başında ne dedik? Dedik ki moda diye olgular, iletişim diye olgular bakıyor. Şimdi düşünebiliyor musun Türkiye'de benim hiç konularım değil ve bana da soruyorlar ama Dilan Polat işte bu Fatih Terim falan ya biz 3. Dünya Savaşı çıkacak diyoruz. Adam bize Dilan Polat'ı veriyor önümüze. Ülen Dilan Polat gibi yani şimdi burada ne anlamı var değil mi? Tabii, ama ben şimdi başka bir soru soracağım. Bu hemen burada lütfen bir nokta koy abi. 7 Ekim Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve İsrail kamuoyunun Gazze'yi bombalamasına yönelik ikna etmeye dayalı bir operasyon mu hocam o zaman? Şöyle bakabiliriz ona. Daha doğrusu şöyle gidelim daha doğru olsun. Şimdi Hamas dediğiniz örgüt tamamıyla Batı tarafından kurulmuş bir örgüttür. Ali aslında biraz İsrail'e bakalım mı? İsrail. Evet, şimdi İsrail dediğiniz yer Theodor Herz denilen bir adamın kendisi ki yani çocuklarının sünnet olmayan bir adamdan bahsediyorum. Erkek çocuğundan Hans Herz'in sünnet olmayan bir çocuktan bahsediyorum. Sonradan sünnet edildi çocuk. Yani Yahudilikten haberi olmayan ve bu adama bir şekilde ödev olarak verilerek çalıştığı bir sistemle Dreyfus olayını filan bilirsin. Fransa, Dreyfus olaylarının çıkartılarak işte Basel'deki konferansın hazırlanması ve o güne kadar dikkat, o güne kadar ümmet olan İsrail veya Yahudi cemaatinin bir anda devletleştirilme operasyonudur. Bu Yahudilerin yaptığı bir iş değildir. Üst akılın yaptığı bir iştir. Buna çok dikkat edelim. Şöyle söyleyebilirsiniz, ya diyebilirsiniz ki olur mu kardeşim İsrail, Yahudiler o kadar büyük ki işte bu bakıyoruz işte bilmem ne hani Coca-Cola'nın sahibi Yahudi, McDonald's'ın ya hep bunlar konuşuluyor ve boykota uğruyor ya.
Hep önümüzde bunlar var haberlerde. Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar büyük bir yapı bir türlü 1948'den bu yana, yani milli gelirinin, yani kişi başı gelirin İsrail'de 35 bin dolar olduğu, Filistin'de ise 2500 dolar olduğu, dikkat, Filistin dediğiniz yapının Suudi Arabistan, Katar, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve biraz da Türkiye'nin ve Mısır'ın yardımıyla ayakta kalan bir ülkeyi yenemiyorlar. Neden? Ya bu denklemin dışında düşünen adamın aklı olmaması lazım. Biz de diyoruz ki bu şeyler var ya, İsrail filan. Evet, bunlar o kadar güçlüler ki her şeyi yönetiyorlar. Değil mi? Bize öyle anlatmıyorlar mı Ali? Ya bana her şey, şunu söyle. Her şeyin arkasında Yahudiler var. Tabii. 1948'den bu yana nasıl oluyor da bir türlü bu Filistinliler yenilemiyor? Hani şöyle söylüyoruz değil mi? Ya bu Yahudiler var ya, evet abi, bu ilaçların içine bilmem ne katmışlar, şuna bunu yapmışlar. Ya ne olacak? Oradaki adamları kısırlaştırırlar. Bir türlü kısırlaştıramıyorlar. Yapabilecek olsalar. Bak, ilk defa senin programında böyle bir analiz yapalım. Doğru mu kardeşim? Çok güzel abi, analizlerini şimdi yapmaya devam dolayısıyla, dolayısıyla demek ki bize sunulandan daha büyük bir akıl var. İşte benim dediğim 1733'ten bahsediyorum. İsrail'in orada kurulması bölgenin yönetilmesi için ihtiyaç duyulan bir sistemdi. Onun için İsrail kuruldu. İsrail'i Yahudiler kurmamıştı. O denkleme ihtiyaç vardı orada. Bak, aynı denklemler de vardır biliyor musun? Bunu biraz örnekleyelim seninle. Bu denklemi al Kuzey Kore'ye koy. Güney Kore'den ayrılmış bir Kuzey Kore. Arada bir işte Çin denizine bombalar atıyor, füzeler atıyor. Ve bu füzelerle birlikte inanılmaz şekilde bir gürültü kopuyor dünya basınında. Kore füzeler attı. Nükleer, 8. nükleer denemelerini yapacaklar şimdi yakın zamanda. Bununla birlikte en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi olan Japonya'yı kontrol ediyor. Teknolojik olarak üstün Güney Kore'yi kontrol ediyor. Çin'i kontrol edebiliyor çünkü Kuzey Kore'yi kuran oraya üst takıl. Şimdi sevgili Ali bak, harita okuyamazsan dünyayı anlayamazsın. Çünkü üst akıl dediğimiz yapı haritaları yazar. Haritaları okutur. Yani bu yapı, örnek veriyorum. Sana da bu soruyu sorayım. Japonya'nın Çin'e biliyorsun 1933'te Mançurya'dan girerek neredeyse Çin'i ele geçiriyordu ki atom bombası atılmasaydı şu anda Çin için Batı Japonya diyebilirdik. Dikkat. Şu anda şöyle diyorlar. Zamanında ben televizyon programları yaptığımda Çin uçacak, teknolojik olarak çok büyüyecek dediklerinde ben diyordum ki Çin kağıttan bir ejderha. Şu anda ejderha mıymış? Hiçbir şey yapamıyor. 50 kolunu Amerika Birleşik Devletleri bağladı. Bak, Japonya dediğiniz ülke şu anda nüfus olarak düşünün hemen hemen yani onda ikisi gibi Çin'in. Bu adamlar 1933'te de aynı rakam vardı ve küçük bir Japonya bir adadan kalkıp Çin'i istila ederek neredeyse yönetimini alıyordu. Çünkü Pekin Köprüsü'ne, Marco Polo Köprüsü'ne kadar geldiler adamlar. Dolayısıyla ben üst akılla bir empati kurduğumda sevgili Ali şunu yapıyorum. Diyorum ki ben Japonya'yı kontrol etmek için Kuzey Kore diye bir devlet kurmam lazım. İyi geldi mi sana? Hatta daha ileri gidelim abi. Çin'i kurmam lazım. Tabii. Çin çok önemli değil. Çin daha sonra... Yok, şeyden, o Mao'nun büyük yürüyüşüne gitmek gerekiyor. O ya gözünü seveyim. Kontrolüne bak, kaptığına bakmak gerekiyor.
Tabii Mao'nun yazmış olduğu Komünist Manifesto'da Almanca mı biliyordu veya bir şey mi biliyordu, böyle Komünist Manifesto yaptı. Bir de uzun yürüyüşle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Uzun yürüyüşte her 10 bin kilometrede bir Amerikan üssü vardı o dönem. Yani anlatabiliyor muyum? Her 10 bin yani, kilometrede Amerikan üssü olması ne anlama geliyor? Aynı üst akıl Rusya'da komünist devrimi yaptığı gibi 1917. Yani Ekim devriminden bahsediyoruz. Evet. Aynı yapıyı Çin'de de yaptı. Çünkü bak bir şeye ihtiyaç var Çin'de. Çin'in liberal olması neyi getirir önümüze? Komünizmden liberalizme geçti. Büyük problem, yayılmacı oldu. Değil mi? Şimdi denklemi şöyle de okuyabiliriz. Biz diyebiliriz ki o Çin Seddi niye yapıldı? Diyorlar ki tarihçiler, ya Çin Seddi dışarıdan gelen akımları engellemek için. Türklerden kaynaklı. Hayır diyorum ben. Kümeste tavukları koymak için sınır belirlemişler, dışarı çıkmasınlar diye. Eğer ki dışarı çıksalardı o kümesten, Çin Seddi'nden, şu anda sen çekik gözlü olacaktın. Çünkü çoklar. Yani dolayısıyla cezaevine çevirdiler orayı. Tabii ceza, bravo. Tam bir cezaevi. Çünkü şöyle, içeride tutuyorsun sistemi. Liberalizmle birlikte bu dışarıya doğru akmaya başladığında ki bu akıl daha çok, dikkat edelim buraya, İngiltere'de konaklanmış olan, yerleşik olan, işte o City of London aklıyla Çin'in büyümesi ve dünyaya Çin üzerinden Amerika'ya karşı açılacak bir savaştan bahsediyordu. Kimler? İngilizler. Buna karşı Amerikalılar da bu sistem. Bak, haritalardan bahsediyoruz ya. Dedik ki 1933'te Mançurya'dan girdi. Japonlar Çin'i istila etti. Biliyor musun? Japonya'nın Çin'e sınırı var mı denizden? Yok galiba abi. Niye yok biliyor musun? Mançurya'yı kapattılar. İkinci Dünya Savaşı'nda, anlatabiliyor muyum? Böyledir işler. Mesela Rusya'nın korunabilmesi için, Rusya'nın en büyük düşmanı Amerika Birleşik Devletleri değildir, Çin'dir. Niçin? Bugün konu başlıklarımızdan ne var? İklim değişikliği. Ya aşağıda adam piştiği zaman kuzeye çıkacak. Rakam 1.4 milyar insan. Onun için üst akıl Rus sınırına Türk devletlerini koymuş. Çok ufak bir alan vardır yalnız geçmek için. Ama şimdi tam oradan geri geleceğim abi. Geri geleceğim, unutma lütfen. Birbirine bağlamaya çalışacağız. İnşallah dağıtmam. Hamas'ı Batı kurduysa, böyleyse ve 7 Ekim saldırısını daha farklı Batı bir şekilde... Batı derken İngiliz aklının olduğunu söylüyorum. Tamam. Batı yani Amerika Batı, ayrı, İngiltere ayrı. Tamam abi, İngiliz aklı diyelim, kabul, tamam. Yani sen Batı dediğin için söyledim abi. Şimdi o zaman biz, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı niye savundu bilmiyor mu? Ben Türkiye'deki siyaseti konuşmuyorum Ali. İngiliz aklına mı hizmet ediyor? Ben bunları hiç konuşmam Ali. Yok, bir şey demiyorum. Ben bu toplara hiç girmem. Anladım. Geri alıyorum abi. Ben biliyorsun. Yani iç siyaset. Tamam abi, geri aldım. Hiç kullanmadım. Televizyonda da hiçbir zaman iç siyaset Ertan yapmadım. Abi geri aldım. Ertan abi, tamam. Geri aldım. Şimdi harita okumaya devam ediyoruz. Bizim hemen sınırımızda Saddam devrildikten sonra hemen sınırımızda bir Kuzey Kürdistan yönetimi oluşturuldu. Barzani ailesi ve Taliban tarafından. Taliban diyorum, pardon. Nereden geldi Taliban? Allah'ım yarabbim ya. Diğer isim neydi Ertan abi? Özür dilerim. Şimdi Barzani diyeceksin. Barzani, bir de diğeri vardı ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştu. Şimdi Irak'ta. Şöyle yapmak lazım. Bak. Diyorum ki o da mı yerleştirilmiş bir ülke o zaman? Ya şimdi şöyle yapacaksın. Bak bunu hani şöyle olabiliyor Ali. Hani bazılarıyla bunları konuşabilirsin. Şunu
hani konuş, madem açtın aslında bunları hiç konuşmamamız lazım ama şöyle, bugün Suudi Arabistan kimin eyaleti? Bence İngiltere'nin. Amerika Birleşik Devletleri yönetiyor. Katar'dan bahsediyoruz değil mi? Katar'dan. Katar'ı kim yönetiyor? Orada da Amerika'nın en büyük üslerinden bir tanesi Katar'da. Bizim de var. Bak, Amerika'nın dedim ben. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Almanya'yı kim yönetiyor? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun olduğu ülke Almanya, üs olarak. Bunların rakamlarını filan verdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 148 tane dünyada üssü var. Yani dolayısıyla şöyle bakmanız lazım. Sistem öyle bir çalışıyor ki istediği lideri bugün Suudi Arabistan'ın başında işte bir, hadi isim de verelim, Kaşıkçı'yı bir şekilde katletmiş bir lider getirdiler. Çok güzel bir iş o. Çünkü neden? Elinde, belki adam onu bile katletmek istemedi de, hadi sen bunu yaptırdılar, ellerinde belge var. Artık adamın yani istedikleri an tepeleyebilecekleri. Tabii tepeleyebilirler. Bundan daha güzel bir oyun olmaz. Suudi Arabistan dediğiniz bir ülke var mı? Ben bilmiyorum bunu. Şimdi Libya diye bir ülke var mıydı onu da bilmiyoruz. Şu anda hiç öğrendik ki yokmuş. Onlar zaten onlar kendileri ülke olduğunu zannediyorlar ama ülke değiller diyebiliriz. Talibani ve Barzani. Tabii şimdi ama bazı kadim ülkeler vardır. Bunlardan bir tanesi imparatorluk geçirmiş. Türkiye gibi, Rusya gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi, Amerika Birleşik Devletleri taşınma bir suyla oluşturduğu ve bu akıllarla oluşturulduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi. Şimdi bunların karakterleri de benzerdir. Yani benzer demek değişmez. Hep aynı karakterde hareket ederler. Mesela İngiltere'nin en kadim düşmanı Ruslardır. Dükkanı kapatırsın orada. Tarihten okuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kadim. Herkes diyor ki ya bunların hepsi işte aynı kökten geliyorlar. En kadim düşmanları İngilizlerdir. Amerika Birleşik Devletleri Ali ilk savaşı İngilizlerle yaptı. Ve biliyor musun ki İngilizler bugün Washington dediğimiz yeri, hem Beyaz Sarayı hem de bu Senato'yu yaktılar, yerle bir ettiler. Sonra bence 1814'te tekrar yapıldı o binalar. ABD'nin kurulmasını asla istememiştir, ben söyleyeyim yani. Tabii yani bugün Güney-Kuzey Savaşı'ndaki Güney'in destekçisi de İngilizlerdi. Evet, kesinlikle. Yani hep aynı akıllar bak karşımızda. Şimdi biraz önce şey dedim ya, hani burada para babaları, yani benim şu anda şey dediğim adam bunlar, çantacı dediğim adamlar, parayı kendilerinin ve sistemi kendilerinin sandılar. Şimdi bunların yakın zamanda yok edildiğini göreceğiz. Örnek veriyorum, İngiltere'yi niye Amerika Birleşik Devletleri istemez? Şunu düşün, İngiltere bir anahtarla çalışır. O anahtarın ismi de para öğütme anahtarı. Makineyi çalıştırıyorsun, para öğütüyor. Örnek veriyorum. Bugün oligarkların hepsi İngiltere'ye giderler, yer alırlar. Bugün Suudi Arabistan'dan. Türkiye'nin oligarkları da öyle yapıyor Ertan abi. Efendim? Türkiye'nin oligarkları da öyle yapıyor. Yani Türkiye'nin oligarkları da öyle yapar tabii. Yani ama bu İngiltere'nin sistemi dünyadaki. Oraya paraları gider ve orada paralar bir şekilde İngiltere'nin para öğütme makinesinde yok edilir. Ve bak unutma, belki buna Chelsea örneği de güzel gelebilir. Ben futboldan çok anlamam ama şöyle bakmak lazım. Adam
futbol takımını alıyor, yarın adamın bütün paralarına el koyuluyor filan. Hep İngiltere'ye giden paralara el konulur sonradan. Çünkü arkasında kara para çıkar, bir şey çıkar, bunları da MI6 organize eder. Rusya-Ukrayna ve İngiltere'nin güneş batmayan imparatorluğu, kraliçenin tacında olan o elmas dahil olmak üzere böyle alınmıştır. Falan pişmekten. Şimdi Türkiye'ye geldik ya, Kerkük önemlidir. Türkiye'ye evet. Verileceğine inanıyorum ben. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ile aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Pasifik'teki savaş, Ali çok dikkat et, İngiltere ile ilgili değil, Çin ile ilgili değil, İngiltere ile savaşacak orada. Çin'in yok edilmesi, City of London'ın yok edilmesinin bir adımıdır. Şöyle göreceğiz, Amerika Birleşik Devletleri tüm enerjisini hem Kuat hem AUKUS olarak oradaki kurmuş olduğu Japonya, Hindistan, Avustralya gibi yapılarla birlikte Çin'i bir şekilde ablukaya almış durumda. Dolayısıyla Çin'de büyük bir savaş bekliyorum ben Çin'e yapılacak. Bunu da dünyada biz iki kişiyiz. Osman Pamukoğlu ve ben. Osman abinin çok güzel kitabı var. Üçüncü Dünya Savaşı kitabı. Üçüncü Dünya Savaşı kitabı 45 dile çevrildi. Ben geçenlerde Rus kanallarını dinlerken Osman Pamukoğlu'nun kitabını Avrupalı gazetecilerle birlikte Rus gazeteciler tartışıyordu. Ve Türkiye'de ama hiç yok. Hiç konuşulmuyor. Bir tek ben gösteriyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla Amerika enerjisini Pasifik'e toplayabilmesi için buradaki yapının yani bir şekilde barış olması lazım ki enerjisini orada tüketebilsin. Şöyle söyleyelim. Ali, küçüldüm evet. Bir anda. Abi bir saniye çözeceğim hemen. Tamam. Ali şöyle oldu diye bak. İşin aslına İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Çin'e savaş açmaması ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaması için her yerde savaş çıkartıyor. Anlatabildim mi? Bugün Hamas'ın yapmış olduğu ilk katliam, ardından da İsrail'in yapmış olduğu katliamlar, ikisine de terör örgütü olarak bakabilirsiniz. Biri terör örgütü, bir terör devletidir. Terör örgütlerini affedebilirim ama terör devletlerini affedemem. Çünkü devletler Birleşmiş Milletler'in bir şekilde himayesi altındadır. Kuralları içerisinde hareket etmek. Tabii. Yani Lahey'de yapılan anlaşmalarla çalışın. Ama bir şekilde İngiltere oradaki savaşı sürdürmek zorunda. Niçin? Pasifik'e bir türlü Amerika'nın bir türlü Çin'e müdahalesini engellemek için devamlı enerjiyi bir yere çekiyor. Dolayısıyla yakın zamanda Amerika'nın İran'a da bir müdahalesi olabilir. Bak, Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir açıklama yaptı Amerikan sözcüsü. Dedi ki, İran dedi, eğer bu savaşa girersen, müdahil olursan, seni, bak cümleye bakar mısın? Taş devrine gönderirim. Büyük laf değil mi? Ve bugüne kadar da Hizbullah herhangi bir müdahalede bulunmuyor zaten. İşte yani dolayısıyla tabii ki şeye bakıyoruz. İran Körfezi'ndeki yapıya bakıyoruz. Basra ve çevresinde. Yani bu müdahaleler olursa Amerika Birleşik Devletleri hızlı ve net bir müdahalede bulunur birdenbire. Bunu görürüz. İngiltere'nin, bak Çin'in yerinde olan, bak nasıl okuyorlar ya. Yani burada inanamıyorum bu okumalara. Diyor ki adam, Çin diyor, yani bu allı pallı şeyler, paşalar maşalar bunlar. Hani çok şeydi, yıldızlılar, emekli olmuşlar filan ama. Diyor ki Çin Doğu Akdeniz'e geldi. Ve barış istiyor. Ya Çin orada
en büyük istediği, yani bir Alaaddin'in lambası olsa Çin'de, herhalde en çok istediği şey dokunup oradaki savaşın daha büyümesini istemek. Çünkü kesinlikle, oradaki savaş ne kadar alevlenirse Çin'e müdahale uzuyor. Ben 2023'ün sonunda Çin'e müdahale olacağını, 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söylüyordum. Ve bu müdahalelerle, Prigojin de dahil olmak üzere, İngiltere'nin şey yapısındadır bunlar. Yani MI6'in bir şekilde 3. Dünya Savaşı'nı başlatmamak için yapmış olduğu müdahaleler. Dolayısıyla bu müdahalelerle birlikte maalesef 2024'e kaydı. Bak maalesef dedim. Abi şimdi geri geleceğim. Kerkük'ün Türkiye'ye verilme olayını öngörüde bulundunuz. Saddam devrilmeseydi, geçmişte İran-Irak savaşı yaşanmasaydı bu planın işlemesi mümkün değildi. Ben 2004 ama şimdi denklemi yanlış koydun. Bilinmeyenler değil onlar. Bilinenleri koyarak bilinmeyenlere gitmek lazım. Saddam zaten oraya bir akıl tarafından getirildi. Tamam. Ya şunu söylüyorum. Suriye'den göçmenler geliyor filan ya. Herkes karşı çıkıyor mesela. Nasıl gelir bu adamlar filan. Ya orası benim toprağım ya. Çok yakın zamanda yani. Suriye'den bahsediyorsun, Kerkük'ten Suriye, Irak. Yani bugün Türkiye'nin İsrail politikası diye bir politikayı belirlediği zaman orası eski, yani çok yakın zamanda senin toprağındı. Bunlar 400 yıl, 500 yıl yönetilmiş yerler. Hani şöyle değil. Ya işte geçen gün almıştık, şimdi de verdik filan değil. Burası hasbihal senin toprağın. Ertan abi eğer 500 yıl, 600 yıl, 1000 yıl yönetme üzerinden bakacaksanız dünyadaki tüm haritalarla oynamanız gerekiyor. Yani kimse kimsenin... Şimdi buradaki hatayı şöyle koyabiliriz. Buradaki hata yönetim şeklinin emperyalist olmamasıyla ilgili. Bak, Osmanlı'nın en büyük hatası emperyalist değildir. Hümperyalisttir. Yani daha çok insan odaklı. Yani mesela emperyalizm nasıl gider? İngiltere'nin veyahut da Fransa'nın veyahut da İtalya'nın bir şekilde almış olduğu, cebren almış olduğu yerler ve o diller kullanılır. Doğru mu? Bugün Kuzey Afrika'ya git, Ya İngilizce duyacaksın ya Fransızca konuşacaklar insanı. Türkler bunu yapmamış. Bu büyük hata. Neyse, bu ayrı başlı başına tartışılacak bir konu. O alana gelmek. Ya tabii hani böyle senle yok, akşam bizi izleyenlerle birlikte sohbet ediyoruz. Ben de o alana gitmek istemiyorum Ertan abi. Ama şimdi söyleyeceğim. 5 noktadan söz ettin. 1. nokta Kerkük dedin. Kerkük. 2. nokta Kıbrıs. Kıbrıs, İngiltere'nin 2 üssü var. Bir tane de Fransa'nın bir üssü var orada, küçük de olsa. Amerika Birleşik Devleti Girit'ten sonra Kıbrıs'ı almaya çalışacak. İngiltere'yi oradan çıkartması lazım. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs politikasının değişeceğine inanıyorum. Üçüncü nokta Karabağ konusu. Çünkü Karabağ konusu niye önemli? İngilizler Karabağ'ın bir şekilde, yani geçitin açılmasını da istemediler. Çünkü geçitle birlikte, açılan geçitle birlikte Türk devletleriyle Türkiye arasında bir koridor oluşuyor ve Rusya'nın güvenliğini Türkler sağlıyor. Bak denklemi yani başka bir şekilde anlatayım. Geliyoruz Kızıl Elma'ya geliyoruz işte oradan. Tabii. Kızıl Elma ise Türklerin, yani hani aksakalların kurmuş olduğu bu sistem, Rusya ve Amerika'nın desteklediği, Rusya'nın bir şekilde güvenliği için kurulmuş bir sistem. Yani şöyle diyebiliriz. Bugün hatırlıyor musun? Azerbaycan Türk milli takımlarının maçı vardı Kayseri'de. Nasıl bitti? Bir anda karıştırırlar iki ülkeyi. Bunu kim yapar? FSB, CIA birlikte otururlar. İki devletin yan yana, bugün biz
kardeş devlet dediğimiz tüm devletlerle bir anda herhangi bir sebeple kayıkçı kavgasıyla kanlı bıçaklı olabiliriz. Ya, mesela Azerbaycan'la İsrail meselesinde 180 derece ters durduğumuz gibi. Tabii durman bir şeyi değiştirmiyor ama. Dursan Hamle, da hamle yapılabilir. Tabii bak oradan bir şey, ya sorunlar ne olursa, yani mesela şöyle söyleniyor. Diyorlar ki işte Azerbaycan Türkiye ile birlikte gerçek anlamda Ermenistan'a karşı bir operasyon yaptılar ve operasyon sonunda da Karabağ alındı. Doğru mu? Evet. Rusya izin vermeseydi olabilir miydi? Asla. Asla. Hareket şimdi edemezdi. Bak bütün... Ya Ermenistan'a asker çıkarırdı, olay kalırdı yani, ne olacak? Tamam, demek ki Rusya bu denklemi kabul ediyor. Çünkü diyor ki Türk devletleri, yani bizim aksakallı kızıl elma ne dersen de, ben oraya Türk belt diyorum. Türk kuşağı. Türk kuşağının oluşması lazım. Niçin? Yakında çıkacak 3. Dünya Savaşı'nda. Bak dikkat et Ali. Yukarıya olacak göçleri Türk devletleriyle kontrol etmeye çalışıyorlar. Rusya'nın güvenliği için. O zaman hemen al dördüncü sana nokta. Hiç duyulmamış bir denklem anlatayım. Tamam, dördüncü nokta. Dördüncü nokta ise Adalar Denizi. Yani münhasır ekonomik bölge kaç mil olacak? Bunlar yakın zamanda Türkiye'nin, bak Amerika Birleşik Devletleri sınırını, bak Avrupa'nın değil, Amerika Birleşik Devletleri sınırını Yunanistan'a kadar getirdi. Ve şu anda biz Amerikalılarla sınırdaş olduk. Aynı zamanda doğumuzda da bu sınır var. Ertan abi, bizde yok mu zaten? Bizde de var. Efendim? Bilmem neye kadar, niye sınır bize kadar? Ya incelik üstünde şunu söyleyebilirsin. NATO üstüdür, Türkiye'de bir NATO devletidir filan gibi hikayeler yazabilirsin bunun üzerine. Sana da iyi gelebilir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ama bizim şu anda Dede Ağaç'ta bahsettiğimiz konu, yani şöyle düşünebiliyor musun? Yani 5000 tankın olduğu filan. Ya rakamı düşünebiliyor musun? 5000 zırhlı aracın. Yani bunun 2000'i tank. Şundan dolayı olacak. 3. Dünya Savaşı çıktığında büyük bir göç bekliyorum ben. Türkiye üzerinden batıya. Bu göçü kontrol etmek için buraya ihtiyaç var. Türkiye ise Rusya ile birlikte hareket etmesi düşünüldü. Bu yapı kurgulandı. Ve Türkiye Rusya ile birlikte hareket ediyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıktığı anda sevgili Ali, Çin'de bir ufak çatışma görsek de, Amerikalılarla ilgili, belki biraz da nükleer kullanılabilir ufak da olsa, ama asıl savaşın Hintler ve Çinliler arasında ve Pakistan arasında geçecek. Çünkü yüksek sayıda bugün Gazze'de yapılan olayları, İsrail'in yapmış olduğu katliam, bunun yanında solda sıfır kalacak. Çok büyük insan kaybından bahsediyorum. Beşinci nokta. Beşinci nokta ise Musul. Yani Musul demeyelim, şöyle diyelim, Hatay diyelim daha doğru olur. Çünkü Hatay biliyorsun Plesbit konusu var. 23'te yine gelecek karşımıza. 100 yıl sonra tekrar konuşulacak. Üst akıl Hatay'ı istiyor. Niçin? Hatay eskiden beri kadim bilgilerde ve kadim konuşlanmadan bu yana Doğu Akdeniz'e açılan en önemli pencere. Onun için hiçbir şekilde Hatay'ın oldu bittiye getirmelerine, Türkiye'nin ekonomik olarak düşürülerek Hatay'ı belki ya bize işte aynı Hong Kong benzeri gibi biz buraya filan gibi politik manevralardan Türkiye'nin bir şekilde uyanık olarak bu önlemleri alması gerektiğini söylüyorum bir Türk milliyetçisi olarak. Şimdi beşinci nokta Hatay dedin. Ben de hemen bir başka soru soracağım bunun üzerinden.
İstanbul 6. nokta mı? İstanbul'la ilgili şu anda daha bir şey yok. Şundan dolayı. Yok, ben kendi bir bilgimi paylaşacağım, o açıdan söylüyorum. Özel yok, bir bilgi. İstanbul şöyle, yani hep şöyle olmuştur. İstanbul 2. Dünya Savaşı'da, 1. Dünya Savaşı'nda da acaba özel bir yer olsun mu hep konuşuldu. Ama bak şimdi kurguyu şöyle anlat. Biz ne dedik? 3. Dünya Savaşı. Ne ertelendi? Amerika Armageddon projesini erteledi. Armageddon projesi nedir? Dinler arası savaş. Yakın zamanda İstanbul merkezli. Halifeden bahsetmiyorum. Hilafet konuşulursa şaşırma. Ben de tam çünkü o noktada... Üçüncü Dünya Savaşı bittikten sonra bugün yaşanılan, yani İsrail'in katliamları sonucunda Müslüman ülkelerin bu katliama çoğunun tabii sessiz kalması ayrı bir şey ama birkaçını diyelim, burada Türkiye, Mısır gibi ülkelerden bahsediyorum. Onların bir şekilde bu sisteme karşı çıkmaları 3. Dünya Savaşı'ndan sonra başlatacak Armageddon'da çok daha güçlü ve büyük kıyımlar getirecek. Ali. Ben İstanbul'la ilgili istersen 6. nokta olarak başka bir tespit yapayım. Sen üst akıl meselesi anlatıyorsun. Evet. Büyük deprem, İstanbul depremi. Büyük depremin olduğunda bir İstanbul'un kalmayacağı üzerinden ve İstanbul'un teslim edileceği üzerinden bir kurgu planlanıyor desem ne diyeceksin? Yani şöyle söyleyebilirsin. Şimdi İstanbul kimin olsun? Hani hep bu tarihte konuşuldu. Ruslar İstanbul'u istediler değil mi? Ayasofya'ya kadar yani. Doğru mu? Katolik Kilisesi bir şekilde Vatikan Fatih'i de destekleyerek İstanbul merkezli Doğu Kilisesi'ni yok etti. Fatih'in İstanbul'u almasını bir şekilde desteklediler. Çünkü Vatikan'a karşı en büyük ama en büyük tehdit Doğu Kilisesi'ydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan benim mi olsun, Avrupa, İstanbul öyle bir yer ki Türklerin elinde durmasında hiçbir sakınca yok üst akıllı olarak. Çünkü yönetilebiliyor. Eğer bir yapının, özel bir yapının eline geçerse, yani Rusların, Vatikan'ın, hani hep bu hikayeler var ya, İsviçre gibi bir yapı kuralım İngiltere'de filan, şeyde İstanbul'da filan, bu çok akıl kârı olacağına inanmıyorum. Böyle bir görüşün yalnızca raflarda kaldığına inanıyorum. İstanbul. İsveç'ten söz ediyorum Erden abi. İşte İsveç'ten söz ederken neyi söyledin? İstanbul'un teslim edilmesi büyük deprem sonrasında. Yok yok, ben İstanbul'da bugün deprem olsa İstanbul yine, yani şimdi bak toplumları bilmemiz lazım. Toplumlar, şimdi Türk toplumu şöyle görülüyor. Dizilere falan baktığımız zaman çok deforme edilmeye çalışılıyor falan, ben izleyemiyorum bile onları. Ve toplum deforme gibi gözüküyor. Ama zorluk olduğu zaman bir şekilde Türkler hemen kenetlenir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, yaşanan büyük afetler. Yani burada tabii küçük grupların yapmış oldukları bir şekilde sisteme karşı almış oldukları kararları konuşmuyorum. Sistem hep kendini korumuştur. Anladım. Bu topraklar büyük insanlar yetiştirdi. Hemen bir soru sana, altta görebiliyorsun Ertan abi. Ali ben okuyamıyorum, cep telefonuyla bağlandım. Bu üst akıl gücünü, referansını nereden alıyor? Dünya dışı bir iletişimleri var mı? Ha, bu soru çok geliyor bana. Yani böyle bir dünya dışı bir iş veyahut da dünya dışı bulunan bir teknolojiye sahip midir? Dünyadaki gelişmelere baktığım zaman, bu tamamıyla yorum yapıyorum, çok garip zıplamalar var bak. Bir anda Steve Jobs denilen adam bir cep telefonu zırt uyduruyor, bir şey oluyor.
Yani bu gelişmelerin bu kadar hızlı olması insan aklından daha çok dış etkenlere bağlı olduğunu konuşabiliriz. Böyle de yorumlayabiliriz. Eğer böyle bir şey varsa üst aklın içinde hep konuşulan acaba dünya dışı bir hani yapı var mıdır? Ben bunlara çok hani şey yapmıyorum. O zaman tersinden baksak abi. İkinci Dünya Savaşı, Oppenheimer bir kasaba kurduruluyor abi Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve en iyi bilim adamları toplanıyor ve atom bombası çok kısa bir süre içerisinde inşa ediliyor. Örnek açısından söylüyorum. O sistem yani onun üzerinden 80 yıl geçmiş. 80 yıl içerisinde bunun gibi kaç kasaba kuruldu ve en iyi bilim adamları tarafından bu kasaba yönetiliyor ve dünyadaki şu andaki bizim kullandığımız teknoloji, orada geliştiren teknolojilerin ne kadar eskisi, bugünkü itibariyle söylüyorum ve ne kadar gelişmişine... Ya şimdi bak, burada çok güzel bir yere geldin. Teknoloji dediğimiz şey, görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Bu hep tartışılan bir şey değil mi? Acaba bize sunulan teknoloji eski mi? Yani bir tane daha yenisi vardır da, kapitalist sistem onu sunmuyordur filan. Benim bahsettiğim bu değil. Bak, benim bahsettiğim de bu değil Ertan NASA, abi. NASA, Ali... James Webb diye bir teleskop yolladı. Şu anda uzayda duruyor. Ve bize X ışık yılı uzaktan görseller gönderiyor. Anlatabildim mi? Yani o görselleri alıyoruz biz. X ışık yılından bahsediyorum. Yani insanlık şu andaki teknolojide oralara gitme şansı herhalde bir 500 yıl filan sürecek yani. Biz öyle düşünüyoruz. Tabii. Belki de gittiğinde o yıldızlar da yok yerinde filan. O da ayrı bir konu. Belki 4000 yıl sürecek. Neyse. Şunu söylemek istiyorum. Fakat bu yapı nedense sevgili Ali, Hamas diye bir örgütün İsrail'e yapacağı saldırıdan hiç haberi yok. Mümkün mü canım, bu hikayeyi anlatmaya gerek yok yani. Birileri ona inanabilir, inanmaya devam etsinler. Yani başka teknolojiden şey... bahsettin, onun için söyledin. Nasıldır hani gelişmiş bir şey. 2040'ta Mars'ta hiç insan olmadan kentler inşa edecekler ve Ay'da inşa edecekler. Hiç insan olmadan yaşam oluşturacaklar ve dünyadan da bir haber olacaklar kimi olaylardan. Buna ancak... Baba. Galiba şimdi tabii başka şöyle efendim. Başka bir soru. Seda Minekürk. Evet. Aytun Altındal'ın, sizin de çok yakınınız biliyoruz, yarım kalmış, yayınlanmamış kitabı var mı? Evet var. O kitap kimde ve nerede? Bende. Tamamlıyor musun? İstediler, vermedim. Sen tamamlayacak mısın, yayınlayacak mısın? Ya Türkiye'ye çok fazla o kitap. Bir anda çok karışır ortalık. Ne var kitapta? Yani biraz hani şöyle söyleyelim. Daha çok din tarihiyle ilgili bir şeyler. Üstü kapalı konuşuyorum Ali. Tamam. Aytunç Altındal, bu Amerika'daki 1733 ile bir ilintisi var mı? Yok, hayır. 1733 ile ilgili taraf benim daha çok başka kontaklarımla ilgili. Anladım. Madem Hamas'la ilgili bunları biliyorsak, Türkiye'de Hamas niye bu kadar çok savunuluyor? İç siyaset. Hikaye yani. Bakıyorum şimdi. Kaç yine dakika gittik Ali? Şu anda 1 saat 13 dakika abi. Tamam. Abi hemen bir soru. Dünyanın belli başlı bazı paralellerinin ve meridyenlerinin ötesine gidilmesi yasak. Hocam ne düşünür bu konu hakkında diyorlar? Yani sizin? Şimdi tabii düz dünyacılar herhalde bizlerle birlikte. Yani bu konuyu ben düz dünya konusuna inananlardan değilim. Onu söyleyeyim. Hani televizyonda program da yaptım bu konuda. Böyle şeylere bu inançla alakalı bir şey mi? Yani yani şöyle bilimsel bir vars, yani onlar kendi denklemlerini kurabilirler. Yani ben düz dünyacı değilim, çok net söylemek istiyorum. Anladım. Onun için hani bu sorular çok hemen, hani ortalıkta.
Hemen havada sorular. İç politikaya ve Erdoğan'la ilgili yanıtlar vermiyorsun ama soru şu. Ali abi, Ertan Bey'e sorun var. Erdoğan geçen gün üst akılla uğraşıyoruz dedi. Erdoğan biliyor mu bu üst aklın farkında mı? Gerçekten bunu söylerken genel olarak o komple teorileri içerisindeki o söz üzerinden mi kurdu bunu? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye üst akıl diye bir terminoloji attım ve şimdi herkes bunu kullanmaya başladı. Bu hani yani keyifli bir şey benim için. Bir de tabii The Economist kapakları biliyorsun. Dünyada yorumlayan, ilk yorumlamayı başlatan olduğum için söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Üst akıl farkında varılabilir ama bilinemez. Tamam, çok güzel. The Economist'in kapakları ne anlama geliyor? Yine algı mı? Yoksa mesaj mı? Şimdi şöyle bir bak. Kadim herhangi bir gizli örgüt, yarı gizli bir örgüt de olabilir, Masonizm gibi, veyahut da gizli örgüt de olabilir. Kendilerini deşifre edecekleri kişilere, yani onlar çünkü onların lisanından anladığı, örnek veriyorum. Türkiye'deki masonlardan bahsetmiyorum ama bir mason, bir masona, Türkiye'deki masonlardan bahsedelim, el sıkışınından anlarız değil mi Ali? Yani bu bir ritüel yani. Biliyoruz ki öyle sıktığı için o da diyor ki mason olabilir belki. Veyahut da bakışından, söylemlerinden, kullandığı pinden vesaire vesaire. Şimdi insanlar bilgilerini bir şekilde anlayacak adamlara aktarmak isterler. Dolayısıyla The Economist'in sistemini kuran insanlar da bildiklerini aktarmaya çalışıyorlar. Ama aynı bir kitaba Albert Pike'ın Moral and Dogmasını belki Türkiye'de diyelim ki 20 kişi okudu veya 50 kişi okudu, biraz daha arttıralım. Masonik okuma yapmadıkları sürece anlayamazlar. Dolayısıyla The Economist kapağı ben uzun bir süreden beri yorumlamıyorum. Özel davetlerin dışında. Neden? Çünkü artık ağzı olan konuşuyordur. İzleyicimizin biri diyor ki madem... Yani onlara da hak veriyorum. Böyle bir şey başlatmak benim için keyifli bir şey tabii. Tam anladım. Dünyada düşünsene. Amerika'da da var biliyor musun artık? The Economist kapakları yorumlanıyor filan. O yol açılmışsa artık herkes kahvedeki amcanın yorumlar. Ne olacak yani? Çünkü şöyle yani işte YouTube'dan bir şekilde gelir elde etmek istiyor adam. İşte orada bir şeyleri uçuyor, kaçıyor, bir şey yapıyor. Onun için ben o topa girersem hani olmuyor. Çok özel beni davet eden başka bir insanlar. Başka bir şey konuşmak lazım. Aynı yerde dönmemek lazım. Diyor ki Aytunç Altındal'ın tamamlanamayan kitabında Hristiyanlık tarihini değiştirecek bilgiler var diye duymuştum. Evet. İçerik bununla mı ilgili diyor. Evet. Yani içerik onunla ilgili değil ama şey var. O bilgiler var. Şimdi geliyorum. Şimdi ben tabii seninle sohbet ettik mi etmedik mi hatırlayamıyorum. Bu UFO'lar meselesine geleceğim. Mesela siz hani bu üst aklın dünya dışı varlıklarla bir iletişim içerisinde olup olmadığını sorduğunuzda benim ulaştığım bilgiler açısından da dünya dışı varlıklar burada yaşıyorlar binlerce yıldır. İşim bir tanesi bu, bir kenara koymak açısından söylüyorum. İkincisi yani de, bu işi kavramsal olarak şöyle koyabilirsiniz. Reptilianlardan bahsedebilirsiniz. Dünya dışı varlıkların dünyayı etkileyen. Yani bunlar bize ismini vermeyeceğim. Türkiye'de ünlü UFO'culardan birisine dedim ki hani bu kadar UFO anlatıyorsun hiç gördün mü? Hayır dedim. Veyahut da bak Ali ne bu konu biliyor musun? Ben de sana daha tersini söylesem Ertan abi, UFO'lar var aslında, gelişmiş teknolojinin ürünü ve bizzat Pentagon tarafından üretildi ve dünya dışı varlıklara değil buradaki varlıklara, insanlara ait desem abi. Tabii olabilir. Şimdi şöyle bakabilirsiniz. Yani
Dünyada gelişmiş bir medeniyet var. Bu Mu kıtası ve hemen sonrası, yani 10 bin yıl önceden başlayan gelişmiş bir şey var, ırk. Bu ırk dünyanın bir şekilde içinde kendilerini bir şekilde var etmişler ve arada bir çıkıyorlar diye de yazabiliriz. Ama bak, konu şununla ilgili, iyi dinle Ali. Türkiye'de dünyanın en büyük depremlerinden biri oldu, değil mi kardeşim? Evet. Hangi astrolog bildi? Vardı abi bilenler. Şu anda isim olarak söyleyemem ama vardı. Bak şimdi, hangi astrolog bildi diyorum. Tarihini söyleyecek. Yani hani diyorlar ya, çıkıyorlar. Bazı arkadaşlarımı tenzih ederim. Çünkü onlar böyle bir yapıç. Bak, Öner Döşer'den bahsedelim mesela. Öner diyor ki, böyle bir şeyi bilme şansımız yoktu. Çünkü biz yalnızca ulaşamadık ona. Bak, bu böyle dürüst olanlar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Adamlar Erdoğan'ın ne zaman işte öleceğinden, Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimlerin kimi kazanacağından bile her şeyi anlatıyorlar. Değil mi? Putin'in ne zaman ölecek, Biden ne zaman gidecek? Ya bu kadar ukalalık ediyorsun. Dünyanın en büyük depremi oluyor. Bu kadar insan ölüyor. Ve bunu bilemiyorsun. UFO'lara bağlayabilirsin. Sevgili izleyiciler, şöyle bir şey izliyorum diyorsunuz ki ya bunu reyting için yaptı. Arkadaşlar, ben reyting için program yapmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum bu konuda. Ben Ertan abiyle çok da seviyorum kendisini. Uzun süredir, belki en az 2 yıldır programa konuk etmek için uğraşıyorum. Yani Gerçek TV'yi kurduğum günden beri. Ve ben bu kanalda farklı insanları, farklı politik görüşleri çıkarmak istiyorum. Farklı politik görüşlerden çoğu gelmiyor. Önce onu söyleyeyim. Başka kaygılar ve nedenlerle. Ama bu şeyde, inansam da inanmasam da, beğensem de beğenmesem de, yani önce onu söyleyeyim, farklı görüşleri, farklı dünya görüşlerinin farklı bakışları sizlerle buluşturmak, farklı izleyicilerle buluşturmaktan keyif alıyorum. Bu bir gazetecilik açısından, bir yayıncılık açısından değerli buluyorum. Bilginiz olsun. Yani farklı bakış açılarınız yani olabilir. Yani ben bir reyting aracı olarak... Beğenmiyorsanız da izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Tabii bak, şöyle söyleyelim. Ben bir reyting aracı olarak kendimi düşünseydim, oturur her gün video çekerdim. Para kazanırdım. Ben yalnızca abi, haftada bir video çekiyorum. O da beni sevenlerle bir şekilde buluşmak için. Bu arada söylemek isterim, yarın saatini tam bilmiyorum ama benim sosyal medyada var. Antalya'da şeydeyiz. Bir konferansımız olacak. Katılsın, izlemek isteyen Antalya'da olanlar muhakkak katılsın. İsmail Hakkı Aydın, Beyza Toksoy ve ben kayıt dışı yapacağız. Yani bizim program devam edecek. Aynı zamanda imza törenimiz, şeyimiz de olacak. Yani bir imza da, kitabı imzalayacağız. Katılmak isteyenler, bizle buluşmak isteyenler orada olabilir. Arkadaşlar, bir de reyting kaygımız olsa Dilan Polatların tarzında bir şey yaratabiliriz. Yani o. Ya şimdi bak. Çok o kadar güzel bir yerdesin ki, ben bu çarşamba program bir YouTube çektim. Bana soru, Dilan Polat, işte Fatih, ya dedim ki, ya ben dünyada savaş çıkacak diyorum. Sen bana ne anlatıyorsun? Onu anlatsak zaten şöyle söyleyelim. Yani reyting oluyorsa bizim bunlarla işimiz olmaz ya. Geçmiş olsun. Abi bu üst akıl dediğin yer pagan mı aslında? Efendim? Pagan mı üst akıl? Yani bir din ya da inancı var. Yani bildiğimiz inanç sisteminin dışında diyelim. Paganizmin de mi dışı? Paganizm o kadar geniş bir şey ki, hani içinde pagan kültürlerin de olmuş olduğu bir yapıdan bahsedebiliriz. Çok ilginç. Tabii bu Kerkük meselesini anlatırken aklıma geldi. Ben 2004 yılında savaş sonrasında Kerkük, Musul, Irak'ın Suudi Arabistan sınırına kadar gittim. Yaklaşık olarak da 70'e yakın gözaltına alındım. Çok dikkatimi çekmişti o zaman, 2004 ya da 2003 yılıydı. Daha sonra onu bir yazı dizisi haline dönüştürdüm Ertan abi.
Özellikle Kerkük Musul'da bir şey dikkatimi çekmişti o tarihte. Türkiye'de gazeteler manşetler atıyordu. Yani özellikle Talebani ve Barzani üzerinden ve orada bir devlet kurulamayacağını, olmayacağını. Ben gidince demiştim ki, bir şey görmüştüm. Ya burada bir devlet kurulmuş. Bayrakları var, askerleri var, parlamentoları var. Yani devlet olmak için ne gerekiyor diye sorularını sorarken. Şu anda Amerika o projeden vazgeçti. Ama başka bir şey söyleyeceğim abi. Başka bir şey söyleyeceğim. Tam hatırlatacağım olay şu. Şeyin Bağdat'a doğru, Suudi Arabistan sınırına doğru gittiğimde her yerde Amerikan üssü vardı. İlginç bir şekilde Kerkük ve Musul'da yoktu. Kerkük ve Musul İngilizlerin kontrolündeydi. Tabii bak. Ben işte şimdi, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den alıp Kerkük'ü Türklere vermek istiyor Musul'u da. Heh, işte tüm hikaye orada. Bak yani tabii, 20 yıl kavga, önce bak, bir önceki kavgayı konuşmuştum. Bunun sağlaması yapalım dedim. Hani bir şeyi konuşurken. Bu sağlamaya çok iyi bir örnek verdin sen. Çünkü kendi bizzat sahada gördüğüm açısından söylüyorum. Yani yaşayarak gördüm. 20 yıl geçmiş aradan çünkü. Sahayı da bilen bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani o dönemde yaptığım görüşmeler açısından, gözlemler açısından somut o gerçeği görmüştüm abi. Öncelikle Melise'ye, Aysun İmer'e, Suzan İmer'e, Seda Mine Kürtçü'ye, Erdal Dilibal'a çok çok teşekkür ediyorum destekleri ve katkıları için. Başka sorulardan kaçtığım ya da unuttuğum bir soru var mı? Şimdi diye bak, son bir şey söyleyip kapatalım istersen. Evet abi. Şöyle. Şimdi üst aklın çok önemli bir değeri var. Bak, dört değer üzerine kurmuş bu üst akıl değeri. Yani buna şöyle bakabilirsin. Dört bacak üzerinde bir dom oluşturmuş, çatı. Tamam mı? Bu çatıda diyor ki, benim için diyor dünyadaki dokunulmazlardır diyor. Üç tanesi bu çatındaki ayaklar. Bir tanesi American Military Mind. Yani Amerikan askeri gücü diye şey yapalım, anlatalım. Buna diyor kimse dokunamaz. Buna baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Amerika'nın askeri harcamaları, yani savunma harcamaları ondan sonra gelen 10 ülke kadar. Gücü düşün. Yani biz şimdi hani böyle şöyle diyoruz ya, ya onun da uçak gemisi var filan laflar ediyoruz. Adamın uçak gemisi 13,5 milyar dolar. Ötekiler sandal yanında. Yani bu uçak gemisi dediğin şey 25 yıl enerjisiz hareket içinde adam var. 50 tane uçak var filan pişmekan. Ne demek istediğimi anla. İkinci konu diyor, dokunulmaz ayaklardan bir tanesi. Amerikan teknoloji süpermesi konusu. Yani Amerikan teknolojik hakimiyeti. Tartışmasız. Diyor ki bu nedir biliyor musunuz diyor. Bu teknolojiyi ben söylerim. Copyright'lar benimdir. Ve NASA, Google, Microsoft, Apple, SpaceX, Boeing neyse bunların hepsi benimdir. Sakın ha bunlardan teliflerin hepsini alırım ve istediğime istediğim teknolojiyi veririm diyor. Bunlardan bir tanesi şu, yani bilimsel hakimiyetten bahsettim. Bak, Xi Jinping geldiğinde dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, ya dedi, biz dedi, bize işte bizle birlikte hareket edin filan ama dedi, bize dedi engel yapmış olduğunuz tüm teknolojik, üst teknolojileri bir şekilde verin. Yalvarmaya gitmiş herif yani. Üçüncüsü dolar. Diyor ki, onu sistemin temeli yapan finansal kurum ve enstitüsyonlardan bahsediyorum. Yani bugün neden bahsediyoruz? IMF veyahut da hani Dünya Bankası'nın dışında sistemin içindeki büyük bankalar. Büyük ING gibi büyük sigorta firmaları
Veyahut da doların gücünün hakimiyeti diyor ki bunların üçüne hiçbir şekilde dokundurmam. Siz diyebilirsiniz ki Çin'le Rusya birlikte işte ticaret yaparken kendi para birimlerini kullanıyor. Kullanabilirler ama hiçbir zaman dolar kadar dünyada geçerli olmayacak. Çünkü doların arkasındaki güç silahtır. Yani militeri, yani askeri güçtür. Askeri gücün hemen arkasında ise ne var biliyor musun? İkinci madde, yani Amerikan teknolojik hakimiyeti, yani akıl. Adam böyle bilgi. Ama diyor, bilgi. Yani bilgi. Bak, bilginin kendisi. Evet. Yani ama diyor ki üçüncüyü, dördüncüyü konuşabiliriz diyor. Bu Atlantik Konsil raporu. Bu nedir diyor? Amerikan değerleri olan diyor. Ahlak, moral, iş yapış şekli, vergilendirme sistemi, rekabet kurumları, kültürü, hukuku, ABD'nin bir şekilde idealleri, oluşturdukları idealleri konuşabiliriz diyor. Niye konuşabiliriz? Diyor ki mesela kültürü konuşabiliriz. Türkiye'deki yoğurdun Amerikan sisteminde bir şekilde değişebilmesini konuşabiliriz. Türk kültürünün değerli ögelerini veya tarihin değerli ögelerini konuşabiliriz. Yalnız Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünyadaki şeylerden bahsediyorum. Ve de diyor ki buradaki diyor asıl amaç biz diyor kültürümüzü genişletiyoruz. Çünkü global bir yapıya büründürmeyi seviyoruz. Bizim kendi kültürümüz, Amerikan hayallerimiz var ama o İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Amerikan rüyasının dışına geçmedi. Ama bugün sistemin içinde tüm sistemi yönetecek ve satın alacak ve bu kültürü genişletecek tüm yapıya sahibiz. Sen bir Arapsan gelip bizde bir Arap restoranı açabilirsin. Bunu da iyi yapabilirsen ismi de işte bugün ünlü kahve zinciri gibi bir şey olabilir. Biz bunu sonradan kendimize hemen diyor çekeriz işi büyüttükten sonra. Yani kültür, bahsettiğim gibi moraller, ahlak konuları, bunları hep tartışabiliriz. Ama üçünü tartışamayız diyor. Anladım. Şimdi son olarak bir soru sorarak kapatayım. İç politikaya girmemek şartıyla. Dünyada üst akıl kimi ülkelerde partiler kurar, iktidarlara müdahale eder. Orada iç yapıları değiştirir mi? İktidarları belirler mi? İktidarları belirlerken plana sadık kal diyerek muhalefetleri belirler mi? Yine bu üst akıl demin çok 27 trilyon dolar ABD'nin dış borcu olduğunu, bunun %10'unu Türkiye'ye gönderse Türkiye'deki kişi başına milli gelirim ve Türkiye'nin sorunlarını çözeceğini söz ettiniz. Aynı şey galiba dünya için de geçerli. Yani ABD dünyanın dört bir tarafına üst akılda olmak üzere, yani bu kıtlık meselesini, açlık meselesini, yokluk meselesini, göçler meselesini çözebilecek bir akla sahip değil mi? Olanaklara sahip değil mi ki? %100 bu olanaklara sahip. Şöyle düşün. Ama neden çözmüyor? Hayır, bu kaostan beslenen sistem bu işin üretilmesi ve mesela şöyle, herkesin bolluk içinde yaşadığı bir sistemde o sistemi kontrol etmen çok şey olamıyor. Kontrol edemiyorsun. Örnek verelim. Sen bir değişim yapmak istiyorsun ve şu anda Avrupa'da kim savaşa gider? Hiç kimse gitmez. Niye gitsin? Anladın mı ne demek istediğimi? Ama bir değişim yapmak istiyorsun. Korku, kaygı olması gerekiyor. İsrail'de herkese asker yapabilmeniz için Hamas gibi bir yapının olması gerekiyor. Bak çok güzel bir analiz bu. Bahsettiğim o. Yani dolayısıyla sistemlerde, yani dünyadaki eşitlik, işte hani ya masonizmin temeli zaten eşitlik, kardeşlik üzerine kurulu değil mi? Ama bu kendisiyle ilgili bir sistem. Dünyayı yönetebilmek için bu eşitliği istemiyorlar. Yakın zamanda şunu göreceğiz, bu eşitliğe geçilecek. Hele bu yapay zeka ile birlikte, yani yapay zekanın oluşturacağı bir din gelecek karşımıza. Çok konuşulacak bunlar. Ardından yapay zekanın tüm sisteme hakim olduğu bir yapıyı göreceğiz. Ama o zaman insan dediğimiz kavram insan olmayacak. Harari'nin dediği gibi hani diyor ya, biz şu anda gördüğümüz en son insan nesliyiz meselesine dönüyor olay. Yani üst akıl
bu kaostan çok beslendi, beslenmeye devam ediyor ama artık bir dur demesi lazım. Çünkü teknoloji çok kendi, yani dur demesi lazım derken dur diyelim. Çünkü teknoloji çok yükseldi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ateşe ihtiyaç vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda makineye ihtiyaç var. Şimdi de yapay zekaya ihtiyaç var. Ateşekler yok oldu. İnsanlar yok edilecek. Ve şu anda yapay zeka veyahut da daha çok insanların teknolojiyle birlikte harmanlaştığı, fiziksel olarak ve mental olarak teknolojiyle harmanlaştığı bir dünyaya doğru adımlar atmamız için en önemli şey resetin, yani big resetin yapılması. Resete yapılmadığı sürece bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Resetin yapılabilmesi için ise muhakkak büyük bir felakete ihtiyaç oluyor. Hep yani öyle olmuş. Üçüncü Dünya Savaşı. Kadir Bey, bu bir gereklilik. Anladım. Bak, bu bir gereklilik dedim. Anladım abi. Kadir Bey'in sorusunu okuyabiliyor musun abi ekrandan? Ben hiç okuyamıyorum. Küçücük orası. Hiç mi okuyamıyorsun şu anda? Yok yok. Hiç, çok küçücük orası. Yani cep telefonundayım da onun için. Anladım. Ertan Bey, Ali Bey, Martin'den selamlar. Bilgileriniz çok kıymetli. Militer endüstriyel kompleks diyoruz bahsettiğiniz ayakların birine ve dünyada henüz görülmemiş silah, uzay araçları ve enerji teknolojileri var diyor. Evet, doğrudur. Tamamıyla doğrudur söyledikleri. Ve bu elinde, bunu elinde tutan... Yani Kissinger'ın çok güzel bir açıklaması vardı. Bu açıklamayla son verelim. 100 yaşında ölen bir adam. Diyor ki Kissinger, ya diyor, düşmanı anlamıyorum diyor. Kimse o düşman tarifinde. Avustralya'daki bir konferansında, seminerinde. Bizim elimizdeki silahları bilselerdi hiç böyle davranmazlardı. Tüm hikaye burada abi. Evet. Tüm hikaye burada. Ve son olarak bitiriyorum, son soruyu sorarak. Üst aklın 200 kişiden yaklaşık olanlar, ölümsüzlük yani klonlama. Yok yok, öyle şeyler yok. Ölümsüzlük diye bir şey şeyi şöyle yapabilirsin. Dolly, bak Kissinger veya Rockefeller öldüğünde. Koyun Dolly'den bunu üretenler, yani Koyun Dolly'yi yaratanlar niye kendilerini klonlamasınlar ve ölümsüz olmasınlar? Yani Avatar 2045 projesini 2008'de Türkiye ile tanıştırmıştım ben. Şu anda yani, herkes konuşuyor. O projenin içinde ölümsüzlük kavramı içinde insanın zihninin aktarılması vardı. Fakat bir şey değişmiyor. Sonunda yine ölümlülük var. Yani biz kelebek, bazı kelebekler bir gün yaşıyor ya, onun ömrü o kadar. İnsanoğlu diyelim ki 70 yıl yaşıyor. Hadi bunu uzatalım, 300 yıl yaşasın. Kadim bilgilerde olduğu gibi 900 yıl yaşasın. Ama ölüm Allah'ın emri diye bir söz var biliyorsun. Sonunda ölüm Allah'ın emri, bir şey değişmiyor. Ölümsüzlük demeyelim buna da, şöyle diyelim. Ömrü uzatmak diyebilirsin. Ömür zaten uzamaya devam edecek. Ben kastım o abi, sürekli yani şey yaparak uzatmak. Yani ne kadar yaparsan yap, eninde sonunda bir göktaşının düştüğü bir dünyada olacaksın. 60 bin yıl önce olduğu gibi. İsmail Kartal, takipten çıkabilirsin. Sana iyi geceler diliyorum. Yolun açık olsun. Diyor ki abi, eleştiriler soruları hiçbirini... Arkadaşlar, buraya politik bir siyaset meydanı yapmak istemedik. Önce onu söyleyeyim. Farklı ya, ben politikaya girmem. Bunu herkes bilir benim arkadaşlar ya. Ben uluslararası ilişkilerle ilgili tüm sorulara cevap verebilirim. Ötekiler ise ilgi alanlarım. Yani ben polimat bir adamım. İsterseniz Hans Küng'de konuşabiliriz. Vatikan'da konuşabiliriz. İsterseniz dünyadaki yani bizim köprüler gibi, Boğaz Köprüsü köprüleri de konuşabiliriz. Veyahut da karıncanın sol bacağının üzerindeki işte dokungaçın ne işe yaradığını da konuşabiliriz. Ama bizim asıl konumuz, ben özellikle bir ekonomistim. Çok ekonomiyle ilgili konuşmuyorum ama daha çok uluslararası ilişkiler ve üst aklın dünya projeleri beni çok ilgilendiriyor. Ama buradaki konu şunun üzerine kurulu lütfen. Bu bir komplo teorisi değil. Yani çünkü şöyle söyleyelim. Yani ben size birkaç tane örnek vereyim. Dedim ki çanlar Fransa için çalacak. Bakın Fransa'nın başına gelenler. Boris Johnson varken dedim ki Hintli gelecek Amerika, İngiltere'nin başına. Şu anda Hintli geldi. Daha Covid'in kesi yokken bazı örnekler veriyoruz.
tarihini söyleyerek 2020-2022 arasında dünyada bir salgın olacak dedik. Şimdi hani deprem olacak diyebilir ya herkes. Bundan kolay ne var? İstanbul'da deprem olacak. Ben de astroloğum veyahut da yıldızlara baktım. Cinlerimi çağırdım. Deprem olacaktı. Tarih ver bakalım. 2026. Efendim? 2026. Deprem mi? Evet. Ben bilmiyorum. O konuda ukalalık edemem. Sen şimdi Aytun'un altındala zarar veren güçlerin, yani böyle bir şey var, iddia var biliyorsunuz. Size zarar vermesinden korkmuyor musunuz diyor izleyicimiz Furkan Veren. Zarar verdiler zaten. Vermeye devam ediyorlar. Ertan, sen bildiğin için söylüyorum. Ertan, İnsanlar bilmiyor ama. Ertan Özyiğit'in ayakları felçli arkadaşlar. Bir trafik kazası sonrası. Bunu söylemeseydin daha iyi olurdu. Niye abi? Ya neyse. Ama yani bu yani bilinmesinde yok yok, onun için söylemedim. Bu yani öyle şey yapmak yani benim için hiçbir önemi olmayan şeyler onlar. Yok, sizden hayat zarar çok kısadır. Hayatta en değerli şeyin ismi, hayatta en değerli şeyin ismi zamandır. Anladım abi. Zamandan daha değerli bir şey yok. Herkes zamanını iyi değerlendirsinler arkadaşlar. Yeni salgın başlayacak mı? Var mı böyle yani bir şey? Yani şu anda savaşla birlikte olur artık. Zaten savaşlar olunca galiba o salgınların da gelmesi kaçınılmaz oluyor artık abi. Yani çünkü o savaşı onlar tetikleyecek ve de yani katliamın çok insan, yani onlara göre cümle kalabalığın çok şey olabilmesi için söyle azaltılabilmesi için muhakkak tüm enstrümanları kullanacaklar. Nükleer saldırı. Evet. Ali nokta diyelim mi? Evet, ben çok teşekkür ediyorum Ertan abi. Kaç dakika koştuk? 1 saat 41 dakika 37 saniye tabii ki diyor. Ben öncelikle katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. 2 yıl gecikmeli de olsa geldiğin için teşekkür ediyorum. 1-2 yıl sonra görüşmek üzere diyorum abi. İnşallah. Ama tabii 2 yıl sonra. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgi saygılar. Bay bay. Sevgili izleyiciler, bu akşam izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ertan Özyiğit'e de çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi sabahlar, iyi hafta sonları.